10 Kasım Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümünü anma münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz çelenk sunma törenine hoş geldiniz. Atatürk anıtına çelenklerin sunulması, valilik makamı çelengi, Osmaniye valisi Sayın Doktor Erdinç Yılmaz tarafından sunulacaktır. Arz ederim. Garnizon Komutanlığı Çelengi, Osmaniye Garnizon Komutanı Tuğgeneral Sayın Ahmet Burak Yürüten tarafından sunulacaktır. Arz ederim. Belediye Başkanlığı Çelengi, Osmaniye Belediye Başkanı Sayın Kadir Kara tarafından sunulacaktır. Arz ederim. Şeref defterini imzalamak üzere Valimiz Sayın Doktor Erdinç Yılmaz'ın teşriflerini arz ederim. Büyük ve eşsiz kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gönülden bağlı olduğu vatan topraklarının sinesine kavuşmasının 85. yılında bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Erzurum Kongresi'nde vatanın bölünmez bir bütün olduğunu tüm dünyaya ilan etmiş. Sakarya Savaşı'nda vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz, ideali ve dünya harp tarihinde eşi benzeri görülmeyen inançla vatan topraklarına sahip çıkmış ve büyük Türk milletini bağımsızlığa kavuşturmuştur. Büyük önderi tarihte iz bırakan bir lider ve komutan yapan en büyük özelliği ise milletine duyduğu sonsuz inanç ve güvendir. 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı Kurtuluş Savaşı'nı Türk milletiyle omuz omuza vererek kazanmış, askerlik dehası ve milli mücadele ruhuyla topraklarımıza göz dikenleri püskürtmüş ve devlet geleneğimizin son kalesi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmuştur. Büyük Önder Atatürk, bükülmez bileklerimizde kuvvet, gözlerimizde ışıksın. Zihnimiz ilkelerinle, kalplerimiz sonsuz sevgin ve inancınla doludur. Acı kaybının yıl dönümünde azim ve gururla gösterdiğin hedeflere ulaşmak yolunda milli manevi değerlerimizi kıyamete kadar yaşatma azim ve kararlılığımızla dayanışma içinde emin adımlarla yürüyoruz. Demokratik ve çağdaş değerlerle oluşturduğun en büyük eserin olan Cumhuriyet'e sahip çıkma ülküsüyle ve egemenliğin kayıtsız ve şartsız Türk milletine ait olduğu bilinciyle çalışıyoruz. Milli mücadelede ortaya koyduğun ruhla bugün yıkıcı, bölücü terör unsurları karşısında Cumhuriyete ve milli iradeye sahip çıktığımızı tüm dünyaya haykırıyor ve gelecek nesillerimizde aynı şuur ve inançla bayrağı bizden devralacaklara, vatandaşlığından gurur ve onur duyduğumuz Cumhuriyetimizi çok daha mürevveh bir devlet haline getireceklerine inanıyorum. Ne mutlu ki bu ruh ve tarih şuuruyla ülkemizi Türk'ün asrı Türkiye yüzyılında Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda geleceğe taşıyoruz. Çünkü Atatürk, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir sözüyle hedefimizi yıllar önce çizmişti. Bugün ise gururla ifade etmek isterim ki uluslararası alanda gücü sürekli artan, bütün dünya tarafından sürekli ilgiyle izlenen, kararlılıkla ilerlemesini sürdüren bir Türkiye var. Ve ülkemiz önemli bir bölgesel güç olarak
Atatürk'ten aldığı ilhamla dünyaya damgasını vurmaya devam etmekte ve gönülden bağlı olduğumuz cennet vatanımız Türkiye'yi en ileri noktaya taşıma gayreti içindeyiz. Hayatı boyunca gösterdiği bağımsızlık ve uygarlık mücadelesinde gücünü her zaman Türk milletine olan inanç ve güveninden alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 85. yıl dönümünde bir kez daha şükran, minnet ve saygıyla anıyorum. Ebediyete intikal eden şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor. En kalbi duygularımla selamlıyorum. 10 Kasım Atatürk'ün vefasının 85. yıl dönümünü anma münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz Çelenk sunma töreni sona ermiştir. Arz ederim.